Tekrar merhaba. Analizle karşınızdayız. Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar, şirketlerden gelişmeler ve son fiyat hareketlerine bakacağız. Şimdi öncelikle BIST 100 endeksinin kapanışını görelim. Bugün biraz sıkıntılı bir gün oldu BIST 100 için. Çünkü özellikle sanayi sektöründe hisselerin bugün değer kaybettiğini izledik. Başta demir çelik ve otomotiv olmak üzere sanayi sektörü hisselerindeki satışlar BIST 100'ün bugün düşmesine yol açtı. %0,65'lik kayıpla 2002 puanda günü noktaladı endeks. Gün içinde 1998 puanı test ettiğini de izledik. Kapanış 2000 puan üzerinde yer aldı. Tabii bankalar için bugün farklı bir gündü. Bankacılık endeksi %2,7 değer kazandı. Dün Akbank'ın finansal sonuçları açıklanmıştı. Ve Akbank bugün tabii yükselişe öncülük eden hisselerden biri oldu finansal sonuçlar sonrasında. Ama Garanti, Yapı Kredi gibi diğer büyük özel banka hisseleri de yukarı gitti ki Garanti de finansal sonuçlarını açıkladı bugün kapanıştan sonra. Birazdan detaylarına bakacağız ve şu aşamada açıklanan son çeyrek sonuçları da fiyatlamaları destekliyor bankalar tarafında. Bugün de borsa geneli zayıf olmasına rağmen %3'e yakın değer kazandı bankacılık endeksi. Şu anda sanayi endeksin durumuna da bakalım. 3477 puan, %1,29'luk kayıp vardı bugün Borsa İstanbul Sanayi Endeksinde. Açılışta da bahsettik. Bugün özellikle sanayi hisselerindeki geri çekilme sebebiyle BIST 100'de de baskılanma söz konusu oldu. Viyapotus tarafında ise 2231 puandayız şu anda. Akşam seansında yatay negatif bir fiyat hareketi var. Bugün Şubat vade BIST 30 endeksi en düşük 2219, en yüksek 2269 seviyesini test etti ve şu anda da aslında gün içinde gördüğümüz o düşüşe benzer negatif bir seyir var. Sakin bir seyir var diyebiliriz akşam seansında. Birazdan hisse bazında hareketlere de bakacağız. Ama onun öncesinde özellikle Akkuyu nükleer güç santraline yönelik Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Bunları izleyelim. Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili yeni hedefi açıkladı. 2023'te bir değil, iki reaktör devrede olacak. Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan'ın gündeminde enerji vardı. Akkuyu'nun ardından ikinci nükleer güç santralinin mesajını verdi. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Enerji kaynaklarını birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Mesela Akkuyu yerine güneş enerjisi koymaya kalksak, Yalova ilimiz kadar bir alanın üzerini tamamen güneş panelleriyle donatmamız gerekiyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi 10 büyük ekonomi arasına dahil etme hedefinin içi boş bir laf, altı boş bir söylem olmadığını ifade etti. Ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Yeni ekonomi modeline de değinen Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Faiz konusundaki dayatmaları ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da İnşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi, enerjimizi, ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütmek için kullanacağız. Şimdi bugün BIST 100 endeksine dahil en çok yükselen ve düşen şirketlere bakalım. Öncelikle en çok değer kazanan ilk 5 şirkete baktığımızda ARD Yazılım ilk sırada, bugün %7,3 değer kazandı. Ziraat GYO ikinci sırada, dün BIST 100'de en çok değer kazanan şirketti Ziraat GYO. Bugün de ikinci sırada %6,28'lik primle beraber. Yapı Kredi %5,3 değer kazandı. İş Bankası %3,5'a yakın. Parsan, otomotiv yan sanayinden Parsan'ın da bugün %3,2 değer kazandığını izledik. Tabii ilk 5'e baktığımızda 2 tane banka hissesi var. İş Bankası ve Yapı Kredi. Yine bugün puan katkısı açısından da
İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti BIST 100'de öne çıkan hisseler oldu. Bir de bugün değer kaybedenlere bakalım. En çok düşen şirket bugün İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ydı. %5.9 değer kaybetti. Aslında GYO hisselerinde de bir ayrışma var. Ziraat GYO 2 gündür ciddi bir rally yapıyor ama İş GYO'da bugün %6'ya yakın satış vardı. Gen İlaç, Tekfen Holding, Alarko Holding ve Doğuş Otomotiv için de bugün genel itibariyle satışlarla geçti diyelim ve şimdi bugünün önemli bir makro verisiyle devam edelim. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı ve detayları paylaştı. İzleyelim. İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır. Türkiye yeni yıla da ihracatta rekor kırarak başladı. Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı için olumlu konuştu. Yılın ilk ayı itibariyle bir önceki yılın Ocak ayıyla mukayese edildiğinde ülkemiz güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuş bulunmaktadır. 2022 yılında bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Geçtiğimiz ay ithalat %55,2 artışla 28 milyar dolar olurken dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumdadır. Keza enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde realize edilmiştir. Geçtiğimiz ay ihracatta otomotiv sektörü 2,2 milyar dolarla başı çekti. Onu kimyevi maddeler ve çelik sektörleri izledi. Bu dönemde en fazla ihracat 1,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken en fazla ithalatsa 4,5 milyar dolarla Rusya'dan gerçekleşti. Bugün endekse puan katkısı açısından baktığımızda Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi önde olan hisselerdi. Endeksi aşağı çeken hisselerse sanayi sektöründen de özellikle de demir çelik tarafında Ereğli ve otomotiv tarafında Ford Otosan'ın düşüşü bugün BIST 100'ün günü düşüşle negatif noktalamasında çok etkili oldu. Peki hacimler tarafında durum nasıldı? Hemen işlem hacmine bakalım. Bugün 27.3 milyar TL'ye bir miktar toparlama var işlem hacminde. Dün 24.6 milyar TL'ydi BIST 100'deki 100 hissede toplam işlem hacmi. Bugün kısmi bir yükseliş var fakat hala son bir aylık ortalamanın altındayız. Geçtiğimiz haftadan beri aylık ortalamanın altında hacimler var. Borsa İstanbul cephesinde şu an 32.7 milyar TL son bir ayın ortalama işlem hacmi ve bugünkü son değer 27.3 milyar TL. Bu arada endeksin rekor kırdığı 17 Aralık 2021'de ise 77 milyar TL'ye kadar tırmanan bir işlem hacmi vardı BIST 100 endeksinde. Hem hacimler son dönemde biraz düşmeye başladı hem de yabancı oranında da bir geri çekilme var. Bugün %40'ın altında tarihi dipte bir yabancı takas oranını da görüyoruz Borsa İstanbul pay piyasası açısından. Tabii haftanın ortasına geldik. Acaba ilk 3 işlem gününde BIST 100 endeksinde en çok hangi şirketler dikkat çekti? Bu 3 günlük süre zarfında BIST 100 endeksi bugünkü düşüşe rağmen %1'e yakın değer kazandı. Ancak bu 3 günlük süre zarfında çok daha iyi performans gösteren hisseler de var elbette. İlk sırada da özellikle son 2 gündeki rallisiyle Ziraat GYO'yu görüyoruz. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3 işlem gününde %16,5 değer kazandı. ARD Yazılım 2. sırada, bugün de BIST 100'de en çok yükselen şirketti. 3 günde %12,5 değer kazandı ARD Yazılım. Yapı Kredi yine 3. sırada kendine yer buldu. %8,79 şu ana kadar bu hafta değer kazandı. Bir diğer banka hissesi İş Bankası da bu hafta bankacılık endeksinde ve BIST 100'de öne çıkan şirketlerden biriydi. İş Bankası bu hafta şu ana kadar %6,78 değer kazandı. Anadolu Holding ise %8,66'lık bir değer kazancıyla yine 3 günde öne çıkan şirketlerden biriydi. Bakalım haftanın son işlem gününde, Cuma günü bu tablo nasıl değişecek, takip edeceğiz. Günün sektör performanslarına da bakalım.
Bugün tabii şüphesiz bankaların günüydü Borsa İstanbul açısından. Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi öncülüğünde ciddi bir atak vardı bankacılık endeksinde. Bugün %2.7'lik kazançla Borsa İstanbul'da en çok yükselen sektör endeksi oldu bankacılık. Onu spor endeksi takip etti %2.39 ile. Onun haricinde ise bilişim endeksi %1 ile 3. sıradaydı. Finansal kiralama, faktoring ve teknoloji hisselerinde ise yatay pozitif diyebileceğimiz bir seyirle bugünü noktaladık. Ama tabii düşen, değer kaybeden sektörler çoğunluktaydı bugün. Değer kaybeden ilk 5 sektöre baktığımızda ise madencilik, özellikle havayolu hisselerinin, Türk Hava Yolları'nın etkisiyle ulaştırma, yine çimento şirketlerini takip ettiğimiz taş toprak endeksi, perakende hisselerini içinde barındıran ticaret endeksi ve Arçelik, Vestel gibi hisseleri içinde barındıran metal eşya, makine sektör endeksleri bugün itibariyle en çok değer kaybeden ilk 5 sektör endeksini oluşturdu diyelim ve grafiklerle ilgili bu bölümü kapatırken özellikle otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren çip kriziyle ilgili bir gelişmeyle devam edeceğiz. Özellikle çip krizi sebebiyle bir daralma var sektörde. Detaylarını izleyelim. Ocak'ta 38.131 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Açıklama Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden geldi. Verilere göre pazar geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %12,8 daraldı. Otomobil satışları 29.020 adette geçen yıla göre %17,9 azalırken, hafif ticari araç satışlarında ise 9.111 adette geçen yıla göre %8,9 oranında artış görüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %18,8 artış gösterirken, aynı dönem için hafif ticari araç pazarına bakıldığında satışlar %12,4 arttı. Ocak 2022'de gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar %42,3 pay alırken, sedanın payı ise 10.965 adette %37,8'de kaldı. Otomobilde motor tipine göre en çok satış benzinli araçların %74,3 payla ilk sırada olurken, dizel otomobil satışları %18,5 seviyesine kadar geriledi. Bu dönemde 134 adet elektrikli otomobil satıldı. Şimdi küresel borsalardaki son duruma bakalım. Hafta ortasında nasıl bir görüntü var küresel borsa endekslerinde? Şu an ABD'de işlemler devam ediyor ve yukarı yönlü bir hareketlilik var. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta şu ana kadar %0.3 ila %0.7 arasında değişen primler söz konusu. Güney Amerika'da ise Brezilya'da yükseliş hakim, %1'e yakın, ama Arjantin'de Merval Endeksi şu an 90 bin puanın altında, %2'ye yakın kayıp var. Avrupa borsalarına gelecek olursak bugün karışık bir fiyat hareketi vardı diyebiliriz. Paris'te CAC 40 ve Londra'da FTSE 100 endeksi bugün değer kazandı. Fakat Madrid'de IBEX ve Frankfurt'ta DAX bugün yatay negatif bir fiyat hareketi gösterdi diyebiliriz. Asya'da ise Çin hariç yön yukarıydı. Hindistan, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'de bugün borsalar değer kazandı. En çok da Japonya'daki Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'deki KOSPI endeksi %2'ye yakın kazançlarla dikkat çekti diyebiliriz. Bugün özelinde baktığımızda aslında şu an ABD pozitif, Asya ağırlıklı olarak pozitif, ama Avrupa'da özellikle DAX endeksinin bugün yukarı gitmekte zorlandığını izledik. Sebeplerden biri enflasyon olabilir. Çünkü bugün Euro bölgesinde enflasyon açıklandı ve özellikle de enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle tüketici fiyatlarının yıllık %5.1 oranında arttığını izledik. Şimdi enflasyona ilişkin son gelişmeleri izleyelim. Euro bölgesinde enflasyon rekor kırdı. Bölgenin enflasyonu Ocak'ta yıllık %5'ten %5,1'e yükseldi. Eurostat verilerine göre enerji fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte etkili oldu. Beklentinin üzerinde gelen veri, Avrupa Merkez Bankası'nın pandemi teşviklerini azaltma planını, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Merkez Bankalarından daha yavaş yapacağı beklentisini artırdı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde sıkça fiyat artışlarının geçici olduğunu belirtiyor. Bu dönemde bölgenin aylık bazda enflasyonu ise yıllık %0,3 artarken, çekirdek enflasyon %2,6'dan %2,3'e geriledi.
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyonun 2023 ve 2024'te %2'lik hedefin altına ineceğini öngörüyor. Ancak yetkililer gerekirse bu konudaki duruşlarını değiştireceklerini belirtiyor. Küresel borsalardaki duruma baktık. Bir yandan da tahvil piyasasındaki gelişmeler takip ediliyor. Malum yarın da Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Onun öncesinde tahvil tarafındaki duruma baktığımızda ABD 10 yıllık faizinde bir miktar gevşeme var. Avrupa faizlerinde ise aslında son günlerde bir miktar yükseliş olduğunu görüyoruz. Hemen ABD 10 yıllığa bakalım. %1.76 seviyesinde. Son FED toplantısı sonrası yine %1.9'u aşmakta zorlandı. Bu arada 10 yıllık faizle 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın da azaldığını ve getiri eğrisinin ABD tahvil piyasasında yataylaşmaya başladığını görüyoruz. Bu da tabii acaba tahvil piyasası olası FED faiz artışlarıyla büyümede oluşabilecek bir yavaşlamayı mı fiyatlıyor? Sorularını da beraberinde getiriyor. Bu noktada ons altına da bakalım. Altın fiyatı FED sonrası gördüğü şok düşüşten sonra toparlıyor ki geçtiğimiz hafta 1780 dolara kadar gerilediğini görmüştük. Bu hafta 1800 üzerinde tutundu. Bugün de baktığımızda %0.4'e yakın, çok güçlü olmasa da yine de yukarı doğru bir hareketlilik gösterdi. Bir yandan da petrol tarafındaki gelişmeler tabii merak konusu. OPEC ve müttefikleri tarafında Mart ayı itibariyle üretimde bir artış olabileceğine yönelik haberler var. Bu haberler ortasında Brent petrolde 89 doların üzerinde bir fiyat hareketi söz konusu. %0.2'ye yakın bir yükseliş var. Şimdi ABD tarafındaki bir gelişmeyle devam edeceğiz. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.7 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Şimdi Biden'ın bu sosyal harcama paketindeki son detaylara bakalım. Batı Virginia'nın Demokrat Senatörü Joe Manchin sosyal pakete muhalefetini devam ettirdi. Bu ölü bir tasarı dedi. Senato kanadında aylardır ikna edilemeyen tek demokrat olan Manchin, plana ilişkin tüm detayların en başından konuşulması ve yeni bir tasarı hazırlanması gerektiğine işaret etti. Manchin'in uzlaşmasız muhalefeti tasarıyı belirsizliğe sürüklüyor. Biden'ın ekonomi ajandasının en önemli parçasını oluşturan ve daha iyisini inşa edelim planı olarak anılan tasarı, Kasım 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Ancak Aralık 2021'de Manchin'in pakete destek vermeyeceğini açıklamasıyla birlikte 50 demokrat ve 50 cumhuriyetçinin bulunduğu senatoda dengeler bir anda Biden'ın aleyhine döndü. Bu aritmetik yüzünden paketi senatodan geçiremeyeceğini anlayan Beyaz Saray ise Manchin'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Biden Manchin'le baş başa görüştü. Ancak bu çabada Manchin'i ikna edemedi. Demokratlar ara formüller aramaya başladı. Tasarının bütçe açığını 10 yılda 367 milyar dolar artıracağı tahmin ediliyor. Ancak Biden'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan 1.75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, milyonlarca kişiye istihdam sağlanmasını, iş gücüne katılımı artırmayı, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeyi, fiyat baskılarını azaltmayı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temiz enerji hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlıyor. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan gelişmelere bakacağız. Bugünün özellikle kapanış sonrası en önemli gelişmesi kuşkusuz Garanti Bankası'nın son çeyrek finansal sonuçlarıydı. Şimdi özet halinde aktaralım sizlere. 2021 yılında net karını %110 arttırarak 13 milyarın üzerine taşımış Garanti Bankası. Ama bu yıllık rakamlardan önce son çeyrek detaylarından bahsedelim. Dördüncü çeyrekte 3 milyar 974 milyon TL düzeyinde bir net karı var. Bu arada beklentinin üzerinde gibi duruyor. Piyasadaki ortalama beklenti 3.8 milyar TL dolayındaydı. Bir miktar üzerinde 4 milyara yakın bir son çeyrek karı var bankanın. Bu arada geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 3.6 milyar, 2020'nin son çeyreği yani aynı döneminde ise 1.1 milyar net karı vardı. Yani hem beklentileri tatmin eden, beklentinin hatta bir miktar üzerinde gelen hem de 3. çeyrek ve bir önceki yılın aynı dönemine göre karını yükselten bir görüntüsü var şu an Garanti Bankası'nın. Bu arada gelir tablosunun detaylarına bakacak olursak, tabii en önemli kalemler net faiz gelirleri özellikle.
Son çeyrekte yaklaşık 11,5 milyar TL'lik net faiz geliri var Garanti Bankası'nın. Üçüncü çeyrekte 8,7 milyar, 2020'nin aynı döneminde ise 6,5 milyarlık bir net faiz geliri vardı. Burada özellikle faiz marjlarındaki olumlu seyirle beraber net faiz gelirlerinin yükseldiğini görüyoruz. Yine TÜFE endekste tahvillerin geliri de burada etkili. Yine net ücret ve komisyon gelirleri de yükselmiş. Son çeyrekte 2,4 milyarlık net ücret ve komisyon geliri elde etmiş Garanti Bankası. Hem 3. çeyreğe hem de 2020'nin son çeyreğine göre ücret ve komisyon gelirlerini de arttırdığını söyleyebiliriz. Bu arada ticari karda da olumlu bir gelişme var. Bahsettiğimiz bu net faiz gelirleri ve ücret ve komisyonlardaki büyümeyle beraber ticari kar da 7,4 milyar TL'ye yükselmiş. Aynı dün incelediğimiz Akbank'ta olduğu gibi Garanti de geçtiğimiz yılın 3. çeyreği ve 2020'nin aynı döneminde ticari zarar yazmıştı. Fakat son çeyrek itibariyle ticari zarardan ticari kâra geçen bir görüntüsü var diyebiliriz. Bu arada son çeyrekte karşılık giderleri de artmış bankanın. Malum kurlardaki hareketlilik sebebiyle zarar karşılık giderleri yükselmiş. Fakat ticari kârdaki bu ciddi yükseliş diyelim net kârı da olumlu etkilemiş. Peki 12 aylık rakamlar ve öz kaynak kârlılığı nasıl bir seyir içerisinde? Ona da grafikler eşliğinde taç ekranda bakalım. 12 aylık net kârda özellikle 2021 yılında çok ciddi bir yukarı hareketlilik var. Grafikten de bunu görmek mümkün. Geçtiğimiz yılın tamamında 13,1 milyar TL'lik net kâr elde etmiş Garanti Bankası. Ve burada tabii 2020 yılına göre önemli artış var. 2020 yılının tamamında 6,2 milyardı net kârı. Şimdi %110 arttırarak 13,1 milyar TL seviyesine yükseltmiş. Öz kaynak kârlılığına da bakalım. Bankanın öz kaynak kârlılığı geçtiğimiz yılın tamamında %18,5 seviyesine yükselmiş. Burada genel bir yukarı hareketlilik var. 2020'den beri öz kaynak kârlılığı yükseliyor Garanti Bankası'nın. Bu arada aktif kârlılığı da %2,1'e yükselmiş geçtiğimiz yıl itibariyle. Aynı öz kaynak kârlılığında olduğu gibi aktif kârlılığında da 2020 yılı itibariyle bir yükseliş eğilimi var Garanti tarafında. Son olarak piyasa çarpanlarından da bahsedelim. Piyasa çarpanları bugünkü son finansallar ve borsadaki kapanış itibariyle baktığımızda fiyat kazanç 3,9 ama daha da önemlisi piyasa değerinin defter değerine oranı 0,7 seviyesinde ve tabii hala 1'in altında olmaya devam ediyor. Dün Akbank tarafında olduğu gibi bugün de Garanti 2022 beklentilerini açıkladı. Hemen oraya da önemli kalemlere bakalım. 2022 beklentilerinde Garanti Bankası TL kredilerde %25'in üzerinde bir büyüme bekliyor. Ama aynı Akbank'ta olduğu gibi Garanti'de de yabancı para birimi cinsinden kredilerde bir daralma beklentisi var. Yine faiz marjı tarafına baktığımızda 50 ila 75 bas puanlık bir iyileşme beklentisi var. Dün Akbank'ta bu göstergede faiz marjlarında bir iyileşme beklentisi olduğunu belirtmişti. Tabii burada özellikle yatırımcılar açısından en önemli göstergelerden biri şüphesiz öz kaynak kârlılığı. Dün Akbank tarafında %30'luk bir beklenti görmüştük. Öz kaynak kârlılığında bugün Garanti %20'nin üzerinde bir öz kaynak kârlılığı beklediğini açıkladı. Bu da tabii öz kaynak kârlılığının artmaya devam ettiğine yönelik bir tahmine işaret ediyor. Şimdi hisse grafiğine de bakalım. Bugün bilanço öncesi %2,9 değer kazandı ve 12,29 TL seviyesinde günü noktaladı. Aslında Borsa İstanbul ve küresel borsalar için bu yıl başından beri çok da müthiş bir tablo yok ama banka hisseleri baktığımızda bir yükseliş eğilimi içerisinde diyebiliriz. Bakalım yarın piyasa bu finansal rakamları nasıl fiyatlayacak onu da yarın takip edeceğiz. Perakende tarafında Migros'la devam edelim. Ocak ayı içerisinde hizmete açtığı mağaza sayısını açıkladı. Buna göre 1 adet Migros, 2 adet de Migros Jet formatında toplam 3 mağazayı hizmete açmış Migros. Ve toplam mağaza sayısı da 2564'e ulaşmış. Migros'un da hissesine bakalım. Bugün %1 değer kaybetti Migros ki ilk bölümde özellikle sektör performanslarına bakmıştık. Bugün ticaret endeksi değer kaybetti. Ticaret endeksi içinde olan bir hisse senedi ve bugün
perakende tarafındaki genel zayıflık Migros'u da olumsuz etkiledi diyebiliriz. Coca-Cola tarafında ise bir soruşturma haberi var. Şirket bugün KAP'ta yaptığı açıklamada Rekabet Kurulu'nun şirketin bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı. Henüz tabii herhangi bir olumsuzluk yok bu soruşturma sonucunda ama bu yönde de bir haber var. Hemen hisse grafiğine bakalım. %1.7 bugün değer kaybetti Coca-Cola içecek ve 113,5 TL seviyesinde kapanış yaptığını gördük. 14 Ocak'tan beri burada genel bir yatay hareket var grafiğe de baktığımızda. Pay geri alım gelişmelerine baktığımızda Sabancı Holding hemen her gün gördüğümüz şirket düzenli hisse geri alımlarına devam ediyor. Bugünkü işlemlerde ortalama 15.31 TL fiyatından 685 bin adet hisseyi piyasadan geri almış Sabancı Holding ve şu ana kadar geri aldığı toplam pay miktarı da 19.8 milyon adete ulaşmış. Peki hisse grafiği nasıl bir seyir izliyor bakalım. Bugün %1.19 değer kazandı. Son bir ayın da genel itibariyle yükselişle geçtiğini söylemek mümkün. Bu süre zarfında da tabii şirket hemen her gün piyasadan pay geri alımı yapmaya devam ediyor. Bakalım bu alımlar hisseyi desteklemeye devam edecek mi? Kartonsan tarafında ise üretime yeniden başlama kararı var. Geçtiğimiz haftalarda da paylaşmıştık özellikle İran'dan doğalgaz tedarikindeki sıkıntılar ve organize sanayi bölgelerindeki elektrik kesintileri sebebiyle üretime ara veren sanayi şirketleri vardı. Onlardan biri de Kartonsan olmuştu. Şimdi doğalgaz tedarikindeki kısıtlamanın tabii sanayi şirketleri için %40'tan %20'ye çekilmesiyle beraber Kartonsan daha önce üretime ara verdiği bir nolu üretim hattında yeniden faaliyete başlamış. Bugün KAP'ta bu açıklamayı yaptı. Hisse grafiğine bakalım. Bugün %1.56 değer kaybetti. Özellikle geçen hafta da düşen hisselerden biriydi. 49 liraya kadar da geri çekildiğini görmüştük. Özellikle bu üretime ara verme kararı da tabii hisse senedindeki fiyatlamayı olumsuz etkilemiş olabilir. Bakalım bu faaliyetleri yeniden başlama haberi önümüzdeki günlerde destekleyici olacak mı? Takip edeceğiz. Son olarak Ulusoy Un Sanayi'ndeki pay geri alım gelişmesine bakalım. Dün şirketin yönetim kurulunun yeni bir pay geri alım programına başlama kararını yine dünkü analiz yayınında aktarmıştık. Maksimum 5 milyon adet hisseyi piyasadan geri almayı planlıyor Ulusoy Un Sanayi ve bu kapsamda bugün 6.53-6.59 fiyat bölgesinden 260 bin adet hisseyi geri almış. Peki fiyatlama nasıldı bugünkü kapanışta bakalım. Şirketin 260 bin adet hisseyi piyasadan geri aldığı gün %7,5'luk bir değer kazancı var. Tabii bu değer kazancında muhtemelen az evvel bahsettiğim gibi şirketin maksimum 5 milyon adet hisseyi piyasadan geri alma planı da etkili olmuş olabilir. Bu pay geri alım programı açıklanması sonrasında bugün %7,5'a yakın yükseliş vardı ve şirket bugün de 260 bin adet hisse senedini geri alarak bugünkü fiyatlamayı desteklemiş gibi duruyor. Böylelikle bu bölümü noktalıyoruz. Diğer şirket haberleri var, onları da izleyelim. Türk Hava Yolları bugün sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen çevreci uçak yakıtı biyoyakıtla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Depoları biyoyakıtla doldurulmuş TC-JSU tescilli Kalecik adlı bir Airbus A321 uçağı öğle saatlerine yakın İstanbul Havalimanı'ndan kalktı. Yakıt Türk Hava Yolları iştiraklerinden olan şirket tarafından sağlandı. Vakıfbank yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre Vinov, ileri vadeli Türk Lirası ödemelerde Vakıfbank garantisi sunan esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olarak sunuluyor. Bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteri grupları tarafından internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor. Akbank 2021 yılında 12 milyar 127 milyon lira konsolide net kar elde etti. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, geçen yıl küresel ekonominin toparlanması açısından daha olumlu bir yıl olduğunu ifade etti. Toplam mevduatların 2021'de 454 milyar liraya, aktiflerin ise 763 milyar liraya ulaştığını kaydeden Binbaşgil, bu yıl bankanın 4,5 milyar lira vergi karşılığı ayırarak 12,1 milyar lira konsolide net kar elde ettiğini duyurdu.
Lokman Hekim Sağlık Grubu Ada Tıp Kurtköy Hastanesi'nin sahibi olan Ada Tıp Sağlık Hizmetleri AŞ'de hisse senetlerinin satın almasına yönelik bağlayıcı olmayan bir ön sözleşme imzaladı. Google arama motorunun sahibi Alphabet, mali yılının 4. çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kar ve ciro elde etti. 4. çeyrekte şirketin net karı 20.6 milyar dolar olurken hisse başına kar 30.69 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020'nin aynı döneminde net kar 15.2 milyar dolar ve hisse başına kar 22.30 dolar olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük araç üreticisi General Motors'un karı ve satışları 4. çeyrekte azaldı. GM 4. çeyrekte 1.7 milyar dolar, hisse başına 1.16 dolar kar elde etti. 2020'nin aynı döneminde kar 2.8 milyar dolar, hisse başına 1.93 dolar olmuştu. PayPal Holdings, Aralık ayında sona eren çeyrek dönemde gelirlerini %13,1 artırarak 6.92 milyar dolara çıkardı. Çeyrek dönemde net kar 801 milyon dolar ve hisse başına kar 68 sent olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 1.11 dolar olarak hesaplandı. Japon elektronik devi Panasonic, 2021 mali yılının ilk 9 ayında net karını ve cirosunu artırmayı başardı. 2021 yılında ciro 4.87 trilyon yen'den 5.42 trilyon yen'e çıkarken, net karda 130.14 milyar yen'den 195.63 milyar yen seviyesine çıktı. Bu dönemde faaliyet karı 274.15 milyar yen, vergi öncesi kar 279.38 milyar yen oldu. Panasonic 31 Mart'ta sona erecek 2021 mali yılında 240 milyar yen net kar ve 370 milyar yen faaliyet karı hedefliyor. Tesla, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin yaptığı tespitler sonrasında 54 bin aracını servislere geri çağıracak. İdarenin araçların stop lambalarında tespit ettiği arıza nedeniyle 2016-2022 döneminde üretilmiş Model S ve 2017-2022 döneminde üretilmiş Model X araçlarla 2020-2022 arasında üretilmiş Model Y araçların bir kısmı servise alınacak. Ford Motor, elektrikli araç üretimi için 20 milyar dolara varan ek yatırım planlıyor. Yaklaşık 5 ila 10 yıllık süreçte söz konusu yatırım miktarına ulaşmayı hedefleyen Ford Motor, daha önce yaptığı bir açıklamada elektrikli araçlar ve batarya geliştirmek için 2030'a kadar 30 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu. Şimdi yorum alarak devam edeceğiz piyasa fiyatlamasına yönelik. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle. Arda Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, yayınlar. Biz de teşekkür ederiz. Öncelikle Borsa İstanbul'u konuşalım isterseniz. Bugün bir düşüş vardı. Genel beklentiniz nasıl? Bundan sonra endekste nasıl bir yön görebiliriz? Tabii şöyle söyleyebilirim. Bu hafta içerisinde Borsa İstanbul yurt dışı emsallerinden negatif olarak ayrıştığını görüyoruz. Ancak Borsa İstanbul kendi içerisinde de ayrışıyor. Bir yandan bankacılık tarafında hızlı fiyat yükselişleri görürken diğer yandan sanayi tarafında bir daha zayıf seyir, aşağı doğru yönlü bir seyir görüyoruz. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak eğer Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine dair, şu an bilanço sezonu başladı. İlk bilanço Arçelik'te aldık. Daha sonra tabii büyük şirketlerden Akbank ve Garanti'nin bilançolarını geldiğini gördük. Bankacılık tarafına bakarsak bugün bankacılık tarafında gördüğümüz hareketin sebebini açıklanan bilançolarla beraber bir kere bankaların net karı yükseldi hızlı bir şekilde. Bununla beraber öz sermaye karları bankaların düşüktü. O yüzden sanayi şirketlerine göre oldukça düşük fiyatlanmıştı geçtiğimiz iki sene boyunca. 2021 itibariyle yavaş yavaş bankaların öz sermaye karları yükseliyor. Tabii 2022 yılı beklentileri de bankalara dair düştü. Yani 2022 yılında da kar artışı ve öz sermaye karlarında artış bekleniyor. 2022 yılı karların da bugün taşıdığımız zaman piyasa çarpanlarıyla beraber özellikle FK için ikinin aşağısına inen bankalar var. Yani 2022 yılı tahminlerine göre bankalar şu anda çok ekstrem seviyede iskontolu olduğunu görüyoruz. Bu açıklanan bilançolarda da bankaları bir miktar yukarı doğru tetikledi. Bu açıdan endeksi ayırarak konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bankalar tarafında ben bu sene bankalar tarafını pozitif ayrışacağını düşünüyorum geçtiğimiz senelere göre. Geçtiğimiz sene sanayi tarafı pozitif ayrışmıştı. Bankalarda ben pozitif taraftayım. Devam edeceğini düşünüyorum bu hareketin. Öte yandan sanayi tarafında baktığımız zaman 2021 yılı içerisinde sanayi şirketlerin karlarında
büyük yükselişler gördük. Yani tam olarak net kârda olmasa bile fabrik ve satış gelirlerinde hızlı yükselişler gördük sanayi tarafında. Şimdi 2020 yıl son bilançoyu alacağız. Beklentiler gerçekleşti diyebilirim. Sanayi tarafında 2022 yılında daha seçici olmak durumundayız. Yani 2021 yılında aşağı yukarı bütün sanayi şirketleri giderken bankaların performansı gösteremedi. Bu sene bence tam tersi olma ihtimali var. Bankaların çoğu yüksek performans gösterirken Borsa İstanbul tarafında sanayi tarafı da seçici davranmak gerekecek diye düşünüyorum. Bir rotasyon söz konusu. Bugün gördüğümüz nispi düşüşte Borsa İstanbul, yani nispi negatif ayrışmada rotasyondan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani yurt içi ve yurt dışı sebepli bir haber akışı söz konusu değil. Daha çok sanayiden çıkıp bankalara giriş olduğunu değerlendiriyor ama sanayinin şu anda payı daha yüksek olduğu için Borsa İstanbul'u aşağı çektiğini düşünüyorum. Özellikle bankalardaki hareketlilik devam edebilir dediniz. Bu akşam Garanti sonuçlarını açıkladı. 2021 karını %110 arttırmış ve öz kaynak karlılığı tahmini %20 ve üzerinde önümüzdeki yıl için. Yine dün Akbank'ta da benzer tahminler gördük. Bu yıl %30 civarında bir öz kaynak karlılığı bekliyor Akbank. Tabii bu noktada öz kaynak karlılıklarındaki bu toparlanma, karlılıktaki yükseliş hisselere önümüzdeki dönemde de sirayet etmeye devam edebilir mi? Ve tabii bir yandan da acaba olası hangi riskler olabilir banka hisselerindeki bu performansı sınırlamak adına? Örneğin geçtiğimiz yıllarda ciddi yabancı satışları da vardı bu hisselerde. Buna benzer bazı riskler var mı sizin gördüğünüz şu an banka hisseleri için? Şöyle söyleyeyim, bankacılık sektörü için 2020 ve 2021 yılı kıyaslamalı olarak olumsuz geçti sanayilere göre. Sanayilere göre kıyaslarsak. Çünkü yabancı çıkışı olmuştu. Ama Borsa İstanbul'da artık yabancı payı %40'ın aşağısına geldi. Yani %60'lı seviyeleri konuşurduk eskiden. Sonra kademe kademe %50'leri konuşmaya başladık. Şimdi sonunda %40'ın aşağısını bile test etti yabancı miktarı Borsa İstanbul'da. O yüzden yabancı çıkış ihtimali veya riski azalmış durumda diye değerlendiriyorum. Diğer açıdan 2020'de ve daha öncesinde bankaların öz sermaye karlılığı düşmüştü. %10 seviyesine düşmüştü bazılarının. Tabii öz sermaye karlılığı özellikle bankalar için, sermaye işleten şirketler için çok önemli. Bankalar ve holdingler için öz sermaye karlılığı çok önemlidir. Öz sermaye karlılığı geçmiş değerlere göre oldukça gerilemişti. Bu da banka tarafında tabii doğal olarak negatif olarak fiyatlandığını görmüştük. İşte 2021 yılının üçüncü çeyreğinde itibaren, yani ikinci yarısından itibaren bu görüntü yavaş yavaş bankalar lehine gelişmeye başladı. 2022 yılı beklentilerine bakıyoruz. Buna benzeri bir durum var. Çoğu analistin veya aracı kurumun veya yatırım bankasının raporlarında banka karlarında 2022 yılında güçlü yükselişler bekleniyor. Tabii 2022 yılına göre hesaplanan hisse başı karı da şu anki fiyatla karşılaştırdığımız zaman 2022 yıl hisse başı karın iki katında hatta daha aşağısında işlem gören bankalar söz konusu. Yani oldukça yüksek bir diskonto var bankalar tarafında. Bu da önümüzdeki dönemde fiyatlanmaya devam edecektir. Tabii dünden bugüne fiyatlanmayacaktır ama önümüzdeki aylar boyunca bankalar bence sanayiye göre daha iyi performans gösterecektir diye düşünüyorum. Tabii riskler yok mu? Var. İşte fiyat istikrarı, enflasyondaki yükseliş, olası kur hareketleri, geçtiğimiz dönem yüksek dolar TL yüksek çok sert hareketler görmüştük. Bu hareketleri tekrar görmüyoruz görmez miyiz? Bunlar bankacılık sektörü için risk oluşturuyor. Yani makro rakamlardaki, makro dengelerdeki olası volatilite banka hisseleri için tabii ki bir risk oluşturuyor. Ama makro taraf makul seviyede kaldığı sürece ki FED vesaire bunları biliyoruz. Bunlar fiyatları giriyor zaten. Daha da borsaları etkileyebilir. Ama makul seviyede kaldığı sürece bankalardaki bu iskontonun yatırımcıların bundan faydalanacağını ve banka hisse senetlerine ilgi gösterme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk yorumunuzda da bahsettiniz, bir rotasyon var dediniz piyasada, özellikle sanayiden bankaya şeklinde ve biraz daha seçici olmak lazım dediniz sanayi tarafında. Tabii bu noktada bu yıl içerisinde seçici olurken sanayi sektöründe hangi kıstaslara dikkat etmek lazım? Öz kaynak karlılığı, işte piyasa çarpanları ya da FAVÖK gibi sizin önerebileceğiniz hangi rasyolar önemli olabilir bu sene sanayi hisselerinin performansında? Şöyle söyleyeyim, bir kere şuna bakmak lazım. 2022 yılı ve 2021 yılı arasında hisse başı karda ve hisse başı FAVÖK'te bir yükseliş bekleniyor mu?
yükseliş beklenen hisse senetlerin ön plan çıkması daha olası. Yani kar düşüşü öngörülmemeli, hisse başı kar düşüşü. Ha, kar düşüşü bazen finansal giderlerden veya maliyet baskısından, kar marjının düşmesinden dolayı olur. Sadece kar da bakmak yeterli değildir. FABÖ'ye de bakmak lazım. Ya FABÖ ve kar düşüşü olmaması, aksine yükselişi olması, muhtemelen olduğu kadar güçlü bir yükseliş olması yönünde seçiciler gitmek lazım. İkincisi FK'lara bakmak lazım ama geçmiş FK'lara değil, tahmini FK'lara bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani bir hisse senedinin işte 2022 yılı hisse başı karını şu anki fiyatıyla kıyaslayıp şu anki fiyatın 2022 yılı hisse başı karının kaç katında olduğuna bakmak lazım ve bunu da yaklaşık son 5 yıllık ortalamayla kıyaslamak lazım. İskontoluysa gerilebilir, çok yukarıda kaldıysa temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabi bununla beraber üretim işletmenin sanayi reel sektörde, sadece sanayi değil diğer sektör perakende içine geçerli. Temettü dağıtma alışkanlığı olan kağıtlar genellikle düşüşlere karşı daha korunaklıdır, daha az tepki verir. Bu da bence önemli sanayi tarafında kağıt seçerken. Öte yandan öz sermaye karlılığı yüksek kağıtlar gelecek dönemde dersiz ve temettü potansiyeli daha yüksek olduğu anlamına gelir. Yine öz sermaye ve aktif karlılığı yüksek sanayi şirketlerine öncelik verilebilir. Ama tabii bu kadar bilgiyi yatırımcıların direkt kendisinin tabloları, işte bilançoları veya gelir tabloları veya yatırımcı sunumlarını alıp analiz etmeleri mümkün olmayabilir. Yapılabilecek kolay bir yöntem de yerli aracı kurumların tavsiye listelerini listeleyip en çok hangi hisselere alım önerisi vermiş, en çok hangi hisselerde hedef potansiyel var, buna bakıp bunları listeleyip buna göre de işlem yapabilirler. Özellikle az evvel siz de bahsettiniz, yabancı oranı %40'ın altına geldi bugün itibariyle, %39.97. Bir yandan hacimlere bakıyoruz, işlem hacimleri de düşmeye başladı son günlerde. Bugün BIST %100 işlem hacmi 27.3 milyar TL. Endeksin rekor kırdığı Aralık ayında 50 milyar hatta 77 milyar seviyelerinde işlem hacimleri görüyorduk. Bu noktada hacimlerdeki düşüş ve bu yabancı payındaki azalma acaba piyasaya bir ilgi azalması olduğu anlamına mı gelir? Siz bu iki göstergeyi nasıl yorumlamak istersiniz? Şöyle söyleyeyim, Aralık ayından bu yana hani dolar TL'nin hızla aşağı doğru hareket ettiği bir akşam vardı. O akşamda bir ertesi gün borsalarda aşağı yönlü hareketler gördük. O günden bu yana Borsa İstanbul'da hacimsel olarak bir düşüş var. Yani eski yüksek Aralık'taki gördüğümüz çok yüksek hacimleri görmüyoruz. Ama yine ortalamalara yakın veya belki biraz daha aşağısında işlem görüyor. Bu bize şunu gösteriyor. Şu anda Borsa İstanbul'da bir trend, net bir trend söz konusu değil kısa vadede. Uzun vadeden bahsetmiyorum, kısa vadede. Yani eğer bir trend olursa, da güçlü bir trend olursa yukarı veya aşağı yönlü, o zaman hacimlerin arttığını görüyoruz. Ama şu anda bir konsolidasyon piyasası var. Gördüğünüz gibi 2000'lerin üzerinde biraz kalıyor, biraz kalamıyor. İşte 2100'e geçemiyor. Aşağıda 1850'yi geçemiyor. Borsa İstanbul üzerindekisi. Bu bantlar arasında dalgalanıyor. Şu anda bir yukarı veya aşağı yönlü sert bir trend yok. O yüzden hacimler de Aralık ayına göre daha düşük. Daha sonra önümüzdeki aylarda Borsa İstanbul tarafında bir trend oluşursa, ki benim beklentim daha çok yukarı, o zaman hacimlerde de artış görebiliriz. Yabancı payına gelince tarihi dip seviyeler %40'ın aşağısında test etmiş durumda. Daha aşağı gelir mi? Gelebilir ama fiyatlamalar üzerinde ne kadar etkisi olur? Eskisi kadar etkisi olmaz diye düşünüyorum. Küresel tarafa baktığımızda yarın Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın politika kararlarını takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası tarafında bir beklenti yok ama acaba İngiltere Merkez Bankası yine faiz arttırır mı? Bu konuşuluyor. Çünkü Aralık ayında bir 15 bas puan arttırmıştı politika faizini enflasyonda yükseliş sebebiyle. Yine bir hamle gelebilir mi sizce yarın ve özellikle döviz piyasalarına da baktığınızda sterlin ve euronun hareketi acaba neye işaret eder? Son günlerde euronun da biraz toparladığını görüyoruz. O açıdan sizin düşünceleriniz nasıl? Merkez bankalarından başlarsak Avrupa Merkez Bankası için bir beklenti söz konusu değil. Zaten Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarını azaltıyor. Yakında sıfırlayacak. Ama daha sonra FED gibi faiz artırım sürecine başlayamayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki göstergeler şu anda faiz artışını sürecini başlatmak için yeterli mi emin değilim. FED gibi bir tavır alacağını düşünmüyorum. Yine sıkılaştırıcı yöne gidecektir. Ama faiz artıp konusunda FED kadar hızlı davranma ihtimali yok gibi gözüküyor Avrupa Merkez Bankası'nın.
İngiltere Merkez Bankası enflasyon yükseldiği için sürpriz bir karar vermişti geçtiğimiz toplantı. Faiz arttırım süreci İngiltere Merkez Bankası bence devam eder diye düşünüyorum. Ayrıca söylemler de şahinleşir. Yani bu sebepten dolayı da sterlinin euroya göre daha yüksek performans göstermesi önümüzdeki dönem olası diye düşünüyorum. Yani dolara karşı sterlin mi euro mu derseniz daha uzun vadede ben sterlin tarafının daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz düzeyi Avrupa Merkez Bankası'nın daha yüksek seviyede oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan sterlin daha yüksek performans gösterme olasılığı yüksek. Euro dolar tarafına gelince ECB FED Avrupa Merkez Bankası'na göre çok daha aşağı. Tabii ABD'deki enflasyon da Avrupa'ya göre daha yüksek. Büyüme oranları da yüksek. İstihdam miktarı da Avrupa'ya göre yüksek. Dolayısıyla FED daha erken bir sıkılaştırmacı söyleme, sıklaştırmacı sürece girdi. Faiz arttırıp sürecini Mart ayına başlatacak muhtemelen. Bundan dolayı Euro dolarda 1.12'nin aşağısında 1.11.20'lere doğru bir hareket gördük. Ki aslında bu hareket 1.14.15'lerden bu yöne devam eden bir hareket. Şimdi o düşüşün bir miktar tepkisini yukarı doğru veriyor. Bir de biraz daha abartıldı FED'in söylemleri. İşte aynı anda 50 bas puanlı bir faiz arttırımı yapılır mı yapılmaz, bunlar da konuşuldu. Bu da çok euro doları aşağı doğru etkilemişti. Ama bu şimdi aşağı yönlü sert hareketin bir miktar tepkisi veriliyor yukarı doğru. Yani 1.13-1.13.50 bandına doğru hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Ama kalıcı bir şekilde euronun dolara karşı en azından faiz arttırım süreci başlayıp tam fiyatlarına kadar yüksek performans göstermesini bekliyorum. Bu arada Euro bölgesi tahvil tarafında ciddi fiyatlamalar var son günlerde. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizinin yeniden %0'ın üzerine yükseldiğini görüyoruz. Keza diğer bu eksi getirili tahvillerin de değeri düşmeye başladı. Faiz hatları yukarı gidiyor. Bu noktada bu eksi getirili tahvillerden kaçış neyin işareti olabilir size göre? Acaba daha sıkı para politikaları mı yoksa bu yüksek enflasyon mu fiyatlanıyor? Enflasyon beklentisi fiyatlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, doğal olarak enflasyon ve enflasyon beklentileri yükseldikçe piyasaların, sermaye sahiplerinin talep edeceği faiz miktarı yükselecektir. Bu sebepten dolayı zaten ABD tahvil faizleri %1.8'lere geldi. Tabii Avrupa'daki tahvil faizleri de ABD kadar olmasa da buna eşlik ediyor. Avrupa genelinin zaten 10 yıllık tahvil faizleri eksi seviyelerdeydi. İşte bu son enflasyon rakamlarıyla beraber artılı seviyeye çıktı. İkinci bir sebebi de dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın sıkılaştırmacı politikaları da bunun üzerinde etkili. Ama daha çok tabii enflasyon yükseliyorsa piyasadaki sermaye, piyasa katılımcıları daha yüksek faiz talep edecektir diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı 10 yıllık tahvillerde bir yükseliş söz konusu, hem ABD tarafı hem Avrupa tarafı. Ve bu sürecin devam etmesini daha yüksek ihtimalle değerlendiriyor. Özellikle ABD tarafında 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesini bekliyorum. Küresel borsaları da sorayım size. Çünkü FED sonrası bir satış vardı ama sonra hızlı toparladı. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones, yine DAX'ta da bir toparlanma var son günlerde. Bu toparlanma bir tepki hareketi mi yoksa yavaş yavaş dibi mi gördü piyasalar? Küresel borsalar için nasıl bir beklentiniz var? Dibi gördük demek için erken. Şöyle söyleyeyim, FED'in beklenenden biraz daha sert olan sıkılaştırıcı yönündeki söylemleri, ki zaten sıkılaştırmacı yönlü söylem bekleniyordu. Ama beklentiden biraz daha sert konuştuk Pavlo Akşak toplantıda. Bir kere bu fiyatlandı. İkincisi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik fiyatlandı. Şu an gelinen noktada geçtiğimiz iki hafta boyunca düştü. İlk tepkisini geçtiğimiz hafta Cuma günü vermeye başladı yukarıda küresel borsa, ABD borsaları. Orada Cuma günü miktar toparlamaya başladı ki bu hafta baktığımız zaman sert bir şekilde yukarı doğru toparlıyor. Yani FED'in sıkılaştırması borsalar için risk midir? Risktir. Bu kısmı nispeten fiyatlandı ama daha fiyatlanmaya yolu var. O yüzden ben dibi gördük demek için erken olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem eğer FED'in yeni hamleyle beraber borsalara yeni dalgalanmalar da gelebilir. Bu bir risk. İkincisi Rusya-Ukrayna konusunda taraflardan gelen öyle en azından öncesine göre daha ılımlı sayılabilecek mesajlar, işte diplomasiyi devreye sokma yönündeki mesajlar da piyasaya bir miktar rahatlattı. Bu sebepten dolayı ABD borsalarının tekrardan yukarı yönlü hareketler görmeye başladı. Şunu görmemiz lazım, önceki zirvelerini yukarı doğru aşarlar mı aşamazlar mı? Eğer yukarı doğru aşarlarsa yeni bir hikaye fiyatlıyoruz. İşte FED beklentileri fiyatları girdi diye konuşabiliriz. Ama
Eğer ki ABD borsaları bir önceki zirvelerini aşamazsa önümüzdeki aylarda tekrardan bir satış dalgası gelme ihtimalini yüksek diye değerlendiriyorum. ABD borsaları hep işte 2020'de pandemi Mart'tan bu yana 2020-2021 hep yukarı doğru bir trend söz konusu. Sadece küçük düzeltmeler yaptı bazen. Ama 2022 yılı bence ABD borsaları açısından 2021 yılına göre daha riskli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, bu yorumlarla beraber analizi noktalıyoruz. İyi akşamlar.